Merhaba hoş geldiniz. Bugün bana çok sorulan bir soruya cevap vermek istiyorum. Albino'lar nasıl görür? Ee, şöyle düşünelim. En son çıkan kamera ve lensler ne kadar harika olsalar da yine de insan gözünün gücünde çekim yapıp odaklanamıyorlar. Sizin gözünüz ama yine de bu olsun. Benimkisi ise daha çok ilk çıkan kameralı telefonlar gibi. Yani bir şeyleri görebiliyorum ama detayları yok. Ya da YouTube mantığına düşünün. Siz 1080p çözünürlükte görüyorsanız ben daha çok 144'te kalıyorum. Bir arkadaş ortamımla buluşacağım zaman bu çok büyük problem oluyor. Yani oradaki insanları, mekanı, objeleri görebiliyorum hiçbir problem yok. Hatta çok da gezen bir insanımdır. Ama oradaki insanların arasının arkadaşlarımı seçemiyorum. O yüzden genellikle kıyafetlerinin renginden onları tanımaya çalışıyorum ya da arayıp beni buradan lütfen acilen alın diyorum. Onlar gelip beni alıp sonra oraya götürüyorlar. İnanın annem bile olsa çok yakınıma gelmedikçe yani şu kadar bir mesafede olmadıkça tanıyamam çünkü e, uzaktan yüz hatlarını seçemiyorum. Bir de bunun yolculuk boyutu var e, özellikle otobüs kullanırken çok zorlanıyorum. Örneğin siz bir otobüsü belki 100 metreden fark edebiliyorsunuz ama benim onu fark edebilmem için bir 15 metre yakınıma gelmesi lazım. Ya da siz onun numarasını belki 20-30 metreden okuyabilirsiniz e, ama benim numarayı okuyabilmem için otobüsün böyle Tam yakınıma, dibime gelmesi lazım. Bunu da genelde ya insanlara soruyorum ya da telefonun kamerasıyla büyütüp bakıyorum. Ee, ya da mesela bazen otobüsler transit geçiyorlar, doğru durakta durmuyorlar. Pek çok farklı şey oluyor. O yüzden benim için risk teşkil ediyor. Genellikle metro, metrobüs ya da Marmaray gibi böyle çok okumama gerek kalmayacak. Zaten her şeyin sesli olarak halledildiği yerleri tercih ediyorum. Bir şeyleri okurken de bu arada çok zorlanıyorum hazır okumak demişken. Bu yüzden okul hayatım oldukça zorlu geçti. Çünkü bir sınıf ortamı düşünün. Genelde sınıf ve tahta arasında bir metre gibi bir mesafe olur. Ben en ön sıraya dahi otursam tahtadaki yazılan yazıları okuyamam. Ki benim ilkokulumda bana özel bir sıra hazırlanmıştı. Ve ben herkesten önde ayrı bir sırada oturuyordum. Buna rağmen göremiyordum. Defterimi alıp tahtanın olduğu duvara gelip Böyle bir şeyleri okuyup defterime geçiriyordum ve bütün ders ayaktaydım. Ki düşünün böyle 6 ya da 8 ders falan tamamen ayaktayım. Yani zorlu bir süreç. E, ya da bir şey okurken de tabii mesafe yine çok önemli. Ama örneğin 10 punto ve altını okuyabilmem benim için imkansız. E, ya böyle telefon kamerasıyla yine okuyorum. Ya da böyle çok küçük dış bükey büyüteçler var. Böyle müfettiş gadget büyüteci değil de daha 10 kat büyüten küçük mercekler. Ee, onları kullanarak okumaya çalışıyorum. 12 punto ve üstü benim için daha rahat ama şöyle 12 punto bir yazıyı bu mesafeden çok rahat okurum. Ee, ama yine de diyelim böyle bir bazen şey diyorlar. Ah şunu tahtaya peki büyük büyük yazsak yine de göremez misin? Göremem ya yani. benim o büyük mantığım biraz şöyle bir büyük bir harfi de bu kadar yazamayacağımız için e, pek iyi bir çözüm olmuyor. Ee, örneğin İş Bankası'nın serisini biliyorsunuz. Ben onları okuyup bitirmek çok istedim. Ama mümkün değil. Yani bir 20 kitabı var bende. Ee, onları bile okuyana kadar canım çıktı gerçekten. Çünkü yazı puntosu çok küçük. Bu arada kendi görme yetimi zamanlı sanırım geliştirmeyi öğrendim. Bir şeye detaylı olarak bakacaksam ya da böyle odaklanmak istiyorsam ya şöyle bakıyorum ya da böyle köşeden bakıyorum. Sanırım böyle ya da köşeden de Gözün titremesini biraz daha durduruyorum yani doktorumla en azından öyle bir e, öngörümüz var bununla ilgili e, ya da bir şey okurken yani bu biraz utanç verici ama şey yapıyorum gözümün şu köşe tarafına özellikle bu arada görürken tek bir gözümle görüyorum yani böyle bir problemim var diyelim dışarıdayım herhangi bir yerde geziyorum. Çoğunlukla e, sol gözümü kullanıyorum ama bir şey okuyacaksam sağ gözümü kullanıyorum. Böyle aynı anda ikisini birlikte kullanamıyorum. Bir şey okurken de böyle sağ gözüme böyle bir baskı yapıp şöyle. Burada ya e, titremesini durdurmak için ya da bir şekilde odaklamak için bilmiyorum nasıl çalıştığını ama böyle bir kas gelişti zamanla. Böyle gözümü kısırarak okuyorum. Yani <laughs> Utanç verici anım var. Ama ne yapayım göremiyorum başka türlü böyle bulanıklık gibi değil aslında bu görme bozukluğu ama daha çok böyle gözüm titrediği için ve bu titreme de ameliyatla, lensle ya da gözlükle henüz net olarak çözülemediği için bu böyle gidiyor ve bu titreme de tabii bir şeyin odaklanmasını engelliyor. Ee, bir de şunu söylemek lazım. Ben çok gezen bir insanım. Yani bu görme bozukluğu nedeniyle kendimi eve kapatmıyorum. Ee, çünkü yani gerek yok. İnsanlara sorabilirsiniz. Telefonun kamerasından destek alabilirsiniz ya da bazı haklarımız var. Örneğin havalimanında sizi uçağın içine kadar götürmeleri gerekiyor. Çünkü siz onu göremezsiniz zaten. İşte tabelalar çok yukarıda oluyor biliyorsunuz. Onları okumak mümkün değil maalesef. Bir de şunu söylemem lazım. Ben insanların yüzündeki yaraları, çizgileri ya da böyle ufak tefek şeyleri göremem. Yani böyle bir yakınlıkta bile göremem. Böyle çok yakınımda olması lazım ki ben fark edeyim. Ee, örneğin benim ailemdeki çoğu kişi renkli gözlü. Ama bunları ben şu an ezbere biliyorum. Ezbere bilmesem e, sayamam yani. Çünkü fark edemiyorum. Mesela babamın gözü çok açık bir mavi. E, ama yani hiçbir fikrim yok. Ben fotoğraflardan hep babamın gözünün mavi olduğunu biliyorum. <laughs> Yine de bu bütün görme bozukluğuna rağmen e, bir problem yok. Ben gayet e, geziyorum, hayatımı yaşıyorum, dalışa gidiyorum. Yani hayatımı engellememeye çalışıyorum. Bir de şunu belirtmek isterim. Bana bazen soruyorlar Ayşenur gözünün titrediğini hissediyor musun diye. Hayır hissetmiyorum çünkü bu zaten doğuştan olan bir şey. Artık alıştım. Sadece çok streslendiğim zaman gerçekten böyle stres altında olduğumda gözüm çok şiddetli sallanıyor, titriyor. Onu fark ediyorum. Yani orada artık göz kapaklarım titriyor çünkü onu fark ediyorum. Ama yine de hani bu böyle sallantılı bir görüntü değil ya da e, işte o titremeyi fark ettiğim bir durum söz konusu değil ya da işte şey soruyorlar ağrı oluyor mu diye e, ağrı da olmuyor çünkü artık alıştım hani belki sonradan gelirse bu gözüm buna yeterli tepki veremeyecekti ya da göz kaslarım yeterli kalamayacaktı o zaman ağrayabilirdi ama tabii doğuştan olunca artık böyle devam ediyor yani beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim sevgilerle.